Diyanetin görevini anlatırken şöyle diyor. Bizde dini cemiyetin dışına atmak değil, bilakis dini inkılabın emrine vererek yaşatmamız lazım. Bunun da yeri camilerdir. Aynen böyle. Dini inkılabın emrine vererek yaşatmak lazım. Şimdi bana cesaret verdin. Türkiye'de İslam'ın önündeki en büyük engellerden bir tanesi Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. İkincisi Yüksek İslam Enstitüleri'nin devamı İlahiyat Fakülteleri'dir. Bu iki kurum, buna üçüncü olarak tarikatleri de ilave edebilirsiniz. Bu camiler bugünkü laik düzenin, laik sistemin, laik devletin camileridir. Ve bu camiler size Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu şeylerden daha fazlası, laik düzenin razı olduğu şeyleri anlatır dedik. Bu camilerle siz dininizi öğrenemezseniz, Diyanet dediğiniz kurum tam aksine dini öğrenmenize engel olması için konulmuş, kurulmuş bir kurumdur. Yani Kur'an'ı zaten Arapça okumamız bugünkü laik düzenin istediği şeydir. Kur'an'ı Arapça okumamız çünkü... Yani güneşimizin Rabbi kim ise bizim Türkiye'mize de o hükmetsin. Bulutumuzun Rabbi kim ise bizim Türkiye'mize de o hükmetsin. Toprağımızın Rabbi kim ise bizim bu memleketimize, bu coğrafyamıza da o hükmetsin. Bizlerin Rabbi, bizleri yaratan kim ise, bizlerin ilahı, bizlerin Allah'ı kim ise bu Türkiye'mize de o hükmetsin. Onun dışarısındaki bütün işgalcileri de Rabbim perişan etsin. Gazze'deki İsrailliler neyse aynı şekilde bu toplumu da işgal eden zihniyet bir Müslümanın, bir muvahidin gözünde aynı şekilde odur. Bakın şuna dikkat edin. Mesela örnek söylüyorum. Bir konuyu 150 bin kişinin anlattığını bir düşün. 150 bin kişilik bir personele sahip olan bir kurumun olduğunu bir düşünün. Ve o düşündüğünüz o kurum bir inancı, bir toplumu anlattığını düşünün. Allah rızası için kaç yıl sürer o toplumun değişmesi? Ya ben bu kadar aşağılık bir insan mıyım? Ben bu kadar aptal bir insan mıyım? Ben bu kadar ucube bir insan mıyım ki benim savaştığım, benim mücadele ettiğim atalarımızın, onların kanını döktüğü, onların bizim memleketimize girip namusumuza göz diktiği insanların kanını alıp geldiniz bugünkü memlekete kanun yaptınız. Biz bu kadar mı aşağılık insanlar? Biz bu kadar mı affedersin ucube, adi insanlardık ki onların kanlarını bize reva gördünüz? Diyanet camilerinde hiç faiz hutbesi olmuş mudur? Efendim bakın hoca, eşcinsellik hutbesi de olmamış, zina hutbesi de olmamış, tesettür hutbesi de olmamış, boşanma hutbesi de olmamış, miras hutbesi de olmamış. 1976 yılında bu röportaj, işte de yıllarca yazarlık yapmış, gazetecilik yapmış Yılmaz Yalçın'a, merhum Yılmaz Yalçınlar yapıyor röportajı. Diyor ki, Diyanet İşleri Başkanı'na, tabii CHP'li Lütfü Doğan, merhum Milli Selamet Parti'nin Lütfü Doğan da değil, karıştırmıyorum. Biliyor. Orada diyor ki, Diyanet İşleri Başkanı aynı zamanda görevde, şeriatçı mısınız diye soruyor. Onu aldım röportajı, buraya yansıttı. Tabii bunu anlatırken röportajın girişinde diyor ki, kindi ve akşam namazı da kazaya bıraktı biz röportajı yaptığımız için diyor. Ondan sonra epey bir söyleşi devam ediyor. Şeriatçı mısınız sorusuna bir sonraki resmi yansıtır mısın? 9'u Zeyd. Diyor ki keşke sormaz olaydım diyor. Uğraşıyor diyor ki valla şimdi bu soru biraz diyor siyasi soru diyor. Kusura bakma ben bunu cevaplayamam. Yani şeriatçıyım diyemiyor. Bunu hiçbir Diyanet İşleri Başkanı bu soruya farklı bir cevap vermez. Veremez. Yani onu o makama getiren irade buna onay vermez. Ve yıllarca bize şunu söylediler. Ya biz bunları niye hocalardan duymadık? Niye hocalardan duymadığınızın bir cevabını artık aldınız değil mi? Yani bu kurumun kimin kurumu olduğunu anladıktan sonra artık bu soruyu sormazsınız herhalde. İkincisi artık Diyanet İşleri'ne görev yapmış bir adam da bunu size söylemeye çalışıyor. Artık söylüyor da. Yani tağuttan bahsediyor. Tağutun yolunda mücadele eden bir insanın şehit olmayacağından bahsediyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ama ba'd. Son zamanlarda bir program dikkatimi çekti. Geçenlerde bir Allah-u Alem kardeşin paylaşımına denk geldim ve o videoyu izledim. Videonun içeriğinde gerçek manada bizim yıllarca ve Müslümanların, muvahhidlerin yani yıllarca anlattığı gerçekleri 17 yıllık Diyanetin içerisinde bulunmuş
Ali Rıza Demircan adlı ilimle ilgilenen kişi gerçek manada bizim anlattıklarımızı kendi çapında, kendi şahitliğinde anlatmış. Neyi anlattı, neyi ortaya koydu? İnşallah hem onu dinleyeceğiz, onun videosunun üzerinden gideceğiz. Hem de ben bazı meselelerde, bazı yerlerde açılması gereken meseleleri daha da açmaya çalışacağım ki bugünkü camilerin yapısını, bugünkü camilerin içeriğini, bugünkü camilerin konumunu kimin belirlediğini daha iyi anlayalım. Bu camiler bugünkü laik düzenin, laik sistemin, laik devletin camileridir. Ve bu camiler size Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu şeylerden daha fazlası, laik düzenin razı olduğu şeyleri anlatır dedik. Bu camilerle siz dininizi öğrenemezseniz, Diyanet dediğiniz kurum tam aksine dini öğrenmenize engel olması için konulmuş, kurulmuş bir kurumdur dedik. Bu camilere gidip de huşuyla namaz kılan, bu camilere gidip de o camilerden işte bir şeyler bekleyen, ilmi manada bir şeyler öğrenilmesini bekleyen, yani Kur'an öğrenmekten bahsetmiyorum. Yani Kur'an'ı zaten Arapça okumamız bugünkü laik düzenin istediği şeydir. Kur'an'ı Arapça okumamız. Çünkü biz onun manasını öğrendiğimiz zaman laik düzenle bazı meselelerde çekişeceğiz, tartışacağız, hakkımızı isteyeceğiz, hakkımızı arayacağız. Bunu laik düzen istemiyor. İçeriğini, iç manasını, içerisinde ne yazdığını, Kur'an'ın bize ne vaat ettiğini, ne söylediğini laik sistem asla ve asla anlamamızı istemiyor. Toplumda İslam'a bir zaman sonra ister istemez bir ilgi oluşacak. Çünkü bugünkü toplum ister istemez kendisinin İslam'a nispet eden, İslam'ı bir kenarda tutan, bir rafta tutan bir toplum. Ne zaman onunla alakalı, İslam'la alakalı bir konu açıldığı zaman kalpleri ister istemez yumuşayan bir toplum. Tabii böyle bir toplumun içerisinde o ayarı yapması gereken kişi de devletin kendisi olması lazım, sistemin kendisi olması lazım. Aksi halde birileri gelip gerçek İslam'ı anlatır, birileri gelir gerçek dini insanlara öğretir ve bugünkü sistem ne olur? Resmiyetini yitirir, legalliğini yitirir. Artık insanların gözünde illegal, işgalci bir sistem olmaya başlar. Tabii Kur'an'a göre zaten böyle bir sistem. Yani işgalci ve legal olmayan bir sistem. Çünkü bir meşruiyet, bir yerde meşruluk var ise ve o meşruluğu da tanıyan ve tanımlayan bir kurum, kuruluş var ise onun dışarısında bütün her şey ona göre illegaldir. Allah subhanahu ve teala da yeri ve göğü yaratmış, hepimizi yaratmış. Bütün rızkımızı o tayin etmekte, yeryüzünü ve gökyüzünü o idare etmektedir. Meşruiyetini o bize Kur'an'la haber vermiş ve benden başka Rabbin, kanun koyucunun, nizam koyucunun, yöneticinin, melikin, hakimin, hakemin olmadığından bahsetmiş. Ve bunun dışarısındaki bütün yapıları, bütün hizipleri, bütün kurumları ve kuruluşları ne yapmış? İllegal olarak bizlere kafir adı altında ne yapmış? Tanıtmış. Ya da müşrik adı altında ne yapmış? Tanıtmış. Bizler bu konu hakkında ne yapmamız lazım o zaman? Allah subhanahu ve teala'nın meşruiyetini tanıdıktan sonra hemen Allah'ın meşru olmadığını söylediği, tağut dediği, Allah subhanahu ve teala'nın ilahlığına göz dikmiş, Rabbine göz dikmiş kurumları ve kuruluşları tanımamız gerekli ki onlardan sakınabilelim, onlardan korunabilelim. Yani kulluğumuzu yapabilmemizdeki temel zorunluluk bizim Allah subhanahu ve teala'nın dinini güzel bir şekilde öğrenmemiz, hem inanç hem amel, yani hem fiil hem irade, itikad, bunları tam manasıyla ne yapmamız lazım? Düzenlememiz ve sağlamlaştırmamız gerekli. Ta ki bunu yaptıktan sonra Allah subhanahu ve teala'nın zaten artısını ve eksisini güzel bir şekilde anlamış oluruz. Bugün Ali Rıza Demircan adlı kişi 17 yıldan beri Diyanet'te görevli olduğundan bahsetmiş ve içeride dönen dümenleri, içeride dönen sorunları ve bu kurumun kime hizmet ettiğini çok güzel bir şekilde ortaya koymuş. Eksikleri olabilir. Biz video izlerken durmamız gereken veyahut onu açmamız gerektiğini düşündüğüm yerler olursa inşallah orada değineceğim. Bu video bizim için gerçekten değerli yahut tevhid dinine girmek isteyenler için gerçek manada anlaması kolay ve kendi bazı çözemediği meseleler konusunda atlatamadığı meseleler konusunda gerçek manada güzel bir örnek, güzel bir delil, güzel bir belge olduğunu düşünüyorum. Rabbim inanç konusunda bizlerin önüne engel olan ne kadar kurum, kuruluş, inanç, fikir ne var ise yazıdır, sözdür, medyadır. Hepsini Allah subhanahu ve teala bizim önümüzden kaldırsın ve Allah subhanahu ve teala kendi razı olduğu dinle bizi bir an önce tanıştırsın diyelim. Bu Türkiye'yi Diyanet bataklığından, bu Türkiye'yi bu batıl kurulumlardan, kuruluşlardan, hiziplerden, gerçek dinin önüne engel olan kurum kuruluşlardan Allah subhanahu ve teala kurtarsın. Şimdi dinleyeceğimiz kişide bir ortak noktamız daha var. Tevhid konusunda iki engellerden birisi de tasavvuftur. Bugünkü tarikat düzenleridir. Çünkü bu tarikat düzenleri
düzenleri de, tasavvuf düzenleri de sistemle herhangi bir şekilde bir mücadele içerisinde değillerdir. Onu kabullenmişlerdir, razılardır. Onu dillendirmezler, insanlara bilgilendirmezler. Yani kürsüye çıkıp da, hutbeye çıkıp da ey Müslümanlar hatırlayın, sakın unutmayın. Bakın bugünkü sistem gerçekten küfür düzenidir. Allah subhanahu ve teala'ya başkaldırmış düzendir. Bizim böylesi düzenlere kesinlikle yardım, yataklık yapmamamız gerekli. Böyle bir düzenleri desteklemememiz gerekli gibi toplumu durmadan bilinçlendirmeyi bir kenara bırakmışlar. Tamamen bu sisteme nasıl ayak uydurulur onları insanlara anlatıyorlar. Yani bugünkü düzende nasıl yaşanılabilir? Bugünkü düzende herhangi bir şekilde bir mücadele etmeyin. Herhangi bir şekilde çaba göstermeyin. Batıl olduğunu insanlara anlatmayın. Yani insanlar bu sistemin ne halt olduğunu bilmesin ama namazınızı kılın, orucunuzu tutun, zekatınızı verin, hacca gidin vesaire. İşte bu şekilde insanlara oyalama sistemini, oyalama düzenini maalesef ayak uyduruyorlar. Onlar da bunun bir parçası oluyor. Allahu alem, bizim dediğim gibi ortak noktalarımızdan birisi de bu. Tabii videoda tağutla alakalı meselelere de değinilmesi bizi mutlu ediyor. Yani şu zamanlarda artık Allah'a hamdolsun ki ben özellikle de moderatöre çok çok teşekkür ediyorum. Allah subhanahu ve teala onu razı olduğu, katında en hayırlı olarak, değerli olarak gördüğü tevhidi Allah subhanahu ve teala ona nasip etsin. Allah subhanahu ve teala onu bununla şereflendirsin. Gerçekten ben bazı zamanlarda Muharrem Bey'i dinlediğim, izlediğim zaman çok özel konuklar çıkartıyor ve konular gerçek manada bugün ulusal veyahut sistemsel yahut laik düzeninin razı olduğu televizyon kanallarında göremeyeceğiniz konuşmalar. Bu konuşmaları biz ancak genellikle Muharrem Bey'in moderatörlüğünde dinleyebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Ben birkaç tane daha videosu veyahut konuklarından dinledim. Gerçekten konuşulması değerli olan şeyleri konuşuyorlar. Rabbim bunların sayısını artırsın diyelim. Şunu söylemiştim. Bunlar bir zaman gelecek ki konuşulmaya başlanacak ve konuşulduğu zaman zaten toplum uyanmaya başlayacaktır. Yani bugünkü sistem istediği kadar çırpınsın, istediği kadar mücadele versin. İster istemez Allah subhanahu ve teala'nın emri galip gelecektir. Allah subhanahu ve teala kendi hizbini, kendi razı olduğu taifeyi galip getirecektir. Bizim de yapmamız gereken şey Allah subhanahu ve teala'nın hizbinin içerisinde bulunmaktır. Bunun için de kesinlikle ilim gereklidir. İlmimizi her geçen gün artıracağız. Kur'an ne diyor? Sünnet ne diyor? Allah bizlere ne buyurmuş? Resulü bize ne göstermiş? Bunu Allah'ın izniyle görmemiz gerekli ki bugünkü bazı uyanıklar ve toplumu ahmak aptal yerine koyan insanlara uymayalım. Kendimiz Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in pak sünnetine uyup kendimizi arındıralım. Allah subhanahu ve teala bu videoyu bereketli kılsın, hayırlı kılsın. Yani laiklik düzendeki şehitlik kavramına girmesi beni çok şaşırttı. Bu meseleyi ele alması, bu meseleyi değerlendirmesi. Ya biz insanlarız, biz hayvan değiliz. Bir konu hakkında gerçek manada kendi inancımızı bir defa bilmemiz gerekli. İkincisi, bilgi konusunda bizi kimsenin engellememesi gerekli. Bugünkü sistem maalesef bunu yapıyor. Yani kurumuyla bunu sistemin sağladığını Ali Rıza Demircan Bey bunu belirtiyor. İnşallah bu konu hakkında şimdi Allah'ın izniyle dinleyelim. Bakalım Ali Rıza Demircan bu konu hakkında nelere değiniyor. Diyanetin dünden bugüne gözlemliyorsunuz. O camianın içerisinde görev yaptınız. Çizgisinde, özgürlüğünde, bağımsızlığında bir rahatlama, bir gelişme görüyor musunuz yoksa aynı mı? Profesör Nevzat Yalçıntaş hocayı tanırsınız. Evet. Bir gün Süleymaniye Camii'nde kindi namazını yanılmıyorsam kıldırmıştım. Hoca yanıma geldi. Tanışıyoruz, kaynaşıyoruz ve bana dedi ki hocam, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iki önemli kurumu var. İki önemli laik kurumu var. Bunlardan biri ordu. Evet. Diğeri Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Ve şöylece de bir ilavede bulundu. Bu iki kurumda nefes alışverişler de kontrol altındadır. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı anayasal laik bir kurumdur. Önce adını koyalım ve altını çizelim. Anayasal bir kurumdur. Aslında Diyanet İşleri Başkanlığı İslami ilimleri temsil eder konumunda olan bir yapı değildir. Biz ona böyle bir misyon yüklüyoruz. Onun görevi camilere imam hatipler, müezzinler, temizlik işçileri tayin etmek ki onların kontrolünü yapmak ve kendisine biçilen çerçeve içerisinde dar anlamda İslam'ın hayata yön veren, örneğin eğitime, örneğin ekonomiye, örneğin sanata, örneğin hukuka,
yön veren taraflarını dışlayan, konu edilmeyen dar anlamıyla İslam'ın öğretilmesine katkı vermek. İyi de İslam'ın mucizeviliği bütünlüğündedir. Siz İslam'ı bütünlüğü içinde ele almazsanız, onu sadece kişisel hayatı ilgilendiren yönleriyle alırsanız, o zaman bu dinin mucizeviyeti, insana yön verme kabiliyeti azalır. Şimdi bunu aslında duyduğumuz zaman insanın şaşırması gerekli. Yani ordunun layık olması birinci şaşırmamız gereken mesele. Çünkü toplum kendine Müslümanım diyor. Nasıl layık bir ordu olabilir? Çünkü örnek söylüyorum, şöyle düşünün. Toplum kendine Hristiyan diyor. Nasıl Yahudi bir ordu olabilir? Toplum kendine Budist diyor. Nasıl Müslüman bir ordu olabilir? Yani laik bir ordu denildiği zaman laik inancına sahip bir ordu demiş oluyorlar. Yani laiklik nedir? Dini hükümleri, dini kanunları, yani Allah subhanahu ve teala'nın ya da farklı bir inancın kanunlarını devlet kademesinden ayrılması demektir. Şimdi bir Müslüman bunu nasıl inanç haline getirebilir ya da öyle bir orduda bulunabilir? Doğru mu? Yani bir defa burada bir sorun baş gösteriyor. İkincisi, Diyanet'in laik bir kurum olduğunu söylemesi bugünkü toplumu gerçek manada şok etmesi lazım. Hayretler içerisine düşermesi lazım. Çünkü eğer Diyanet laik bir kurum ise, yani dinin devletten ayrılmasını gerekli olduğuna itikad etmiş bir kurum ise, inanmış bir kurum ise ve bu doğrultudaki ileride zaten gelecek, kendileri belgeyle gösterecekler. Bugün kanunda da bu var. Diyanet kurumu laiklik çizgisinde hareket etmesi gerekli bir kurumdur diye kanuna koymuşlar. Yani Diyanet kesinlikle Allah'ın emir ve yasaklarına göre değil, laiklik itikadına, inancına göre hareket etmek zorundadır. Yani tutup da mesela örnek söylüyorum, bugün Diyanet çıkıp da Hristiyanlara sen kafirsin diyemez. Ayrıştırma olmayacak. Bütün dinlere eşit bir mesafede olacak. Allah subhanahu ve teala'nın emirlerini, yasaklarını laiklik sistemine göre, inancına göre anlatacak. Peki bu Diyanet kurumu Allah'ın kurumu mu olur? Allah'ın razı olduğu kurum mu olur? Yoksa laikliğin razı olduğu kurum mu olur? Bunun dışarısında kendini Müslüman olarak atfeden insanların birincisi, senin örnek söyleyeyim, Hristiyan bir orduda işin var mı? Yok. Yahudi bir orduda işin var mı? Yok. Budist bir orduda işin var mı? Yok. Laik veyahut demokrat veyahut komünist veyahut sosyalist bir orduda işin var mı? Yok, değil mi? Olmaması lazım eğer Müslüman isek. İkincisi, kilisede senin işin var mı? Yok. Ya da havrada işin var mı? Ya da işte Budistlerin tapınaklarında işin yerin var mı? Oraya gider misin? Gitmezsin. Bütün bunları tercih etmiyorsun ama laikliğin kurumu olan Diyanet'e gidiyorsun ve o Diyanet kurumunun camilerinde namazını kılıyorsun. Orada hutbeler dinliyorsun ve bu şekilde de kendi dininin emir ve yasaklarını yerine getirdiğini düşünüyorsun. Yani adamlar resmen şunu yapmışlar. Biz Diyanet kurumu kuruyoruz ama Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu bir Diyanet kurumu değil. Bu laik sistemin Diyanet kurumu. Bu camiler Allah'ın razı olduğu camiler değil. Bu laik sistemin razı olduğu camilerdir. Sizleri de bu şekilde böyle bir camiye davet ediyorlar. Tabii ki özgürsünüz. Yani istediğiniz kadar İslam'ı da yaşayabilirsiniz, müşrikliği de yaşayabilirsiniz, kafirliği de yaşayabilirsiniz. Bugünkü camilere de bu şekilde olmasına rağmen ve biz buyuz demelerine rağmen istediğiniz şekilde gidebilirsiniz. O da sizin inancınızla, o da sizin inancınızın midesizliğiyle ilgilidir. Ona da bir şey diyemeyiz. Devam edelim inşallah. Nitekim Türkiye'de İslam genelde ana akımda etkisi olmayan bir inanç sistemi konumundadır. Hocam çok özür dilerim. Bu da size de katkı olsun. Konuşmanızı da açacaktır bu söyleyeceklerim. Hemen hatırlatmak gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924'te Efkaf ve Şeriye kaldırılan Şeriat Bakanlığı'nın yerine kuruluyor. 3 Mart 1924. 429 sayılı kanunla kuruluyor. Kanunu bugünkü Türkçeyle şöyle söyleyeyim. Diyor ki kanunda Türkiye Cumhuriyeti'nde muamelatı nasa, yani hukuka da İslam hukukuna dair konuları hükümet yürütür. İbadet ve akaide yönelik işleri de Diyanet İşleri Başkanlığı yürütecektir. Bu anlamda bir Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur diye böyle bir yasayla kuruluyor. Bakın 1982 Anayasası'nda da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o maddesi değişiyor. Zeyd, şunu verir misin? Şu fotoğrafı da. 7. fotoğrafı verebilecek misin? 7. fotoğrafı. Şimdi öyle bir nokta ki bakın
hocamızın dediğini doğruluyor. 1980 darbecileri Diyanet'in görevini anayasanın 136. maddesinde genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda laiklik ilkesi doğrultusunda çalışma yapan bir kurum nasıl İslami doğrultuda irşat yapabilir ve aydınlatabilir? Evet. Şimdi bu madde nasıl peki giriyor? Hocam çok enteresandır. Biz bu programı anons ettikten sonra buradan selam olsun Mehmet Pamak. Biliyorsunuz 12 Eylül Senato Meclisi'nde o da vardı. Biliyorum. Ve Zeyd 13'ü de verir misin? 13. fotoğrafı. Diyor ki Mehmet Pamak, biz şöyle düzenledik maddeyi diyor. Diyanet için diyor. 1982 Anayasası Danışma Meclisi'ndeyken diyor. Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı İslam dininin gerçek kural ve ilkeleri doğrultusunda tüm siyasi görüş ve düşüncelerin dışında böyle bir madde yazıyorlar. Ama paşalar Milli Güvenlik Konseyi alıyor. Meclisin dışında Milli Güvenlik Konseyi paşalar 136. maddeyi şunu yapıyor. Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda. Yani millet iradesinin dışında darbeci paşalar bu şekilde Diyanet'e görev veriyor. Böyleydi. Cumhuriyet döneminde de böyleydi ama, ilk. Ama hiç hocam bugüne kadar da değişmedi. Yahu değişmesi mümkün değil kardeşim. Yanılgı bizde. Bu teşkilatın ben 17 yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nda görev yaptım. Anamı ağlattılar. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nın ihbarıyla ben nice mahkemelerde yargılandım. Bakın adam şunu söylüyor ve bu gerçekten bütün vicdan sahibi veyahut adalet sahibi olan insanların görebileceği bir şey. Diyor ki birincisi İslam artık pasifleştirilmiştir. Artık nasıl ki Avrupa'da Hristiyanlık herhangi bir şekilde toplumun üzerinde veya devletin üzerinde bir etkisi kalmadı. Bugün Türkiye'de de İslam'ın tam manasıyla etkisiz bir haldedir. Etkisi yoktur. Devletin üzerinde de, milletin üzerinde de bir baskısı, bir yaptırımı yoktur. Bu ne demektir biliyor musunuz? Allah subhanahu ve teala'dan haşa, bugünkü devletin sistemi, devletin yapısı ve devletin düzeni Allah subhanahu ve teala'dan daha güçlüdür iddiasında bulunmaktır. Bugünkü yapı, bugünkü sistem, bugünkü rejim tam manasıyla bu iddiada bulunmaktadır. Aksi halde eğer kendinden güçlü olan bir kimse olduğunu düşünürsen ona yer vermek zorundasın. Doğru mu? Ha o zaman diyorlar ki yok kardeşim İslam bu topraklarla güçsüzdür. Haşa Allah bu sistemde, bu toplumda güçsüzdür. Biz Allah'a söz hakkı vermiyoruz. Allah subhanahu ve teala'nın istedikleri bu toplumda olmayacak. Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu veyahut razı olmadığı ne varsa bizim umurumuzda değil. Bu toplumda istediği yerde dinli gitsin yaşasın. Biz bizim söylediğimiz sözün dışarısında, kanunların dışarısında bir şey görmek istemiyoruz. Resmen bu şekilde Allah'a baş kaldırmış bir düzenin içerisinde yaşamaktayız. İkincisi siz diyor bu dinin diyor. Yani bütünsel değil de belli başlı yerlerini alırsanız bu dinin yani mucizeliğini yani bu dinin muhteşemliğini ne yaparsınız mahvedersiniz. Biz şunu da ekleyelim. Yahudilere Allah subhanahu ve teala siz kitabın bir kısmına iman ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz dediği ayet tam manasıyla şu günkü sisteme cuk diye oturuyor. Ya da bu sistemi destekleyen, bu sistemin sistemini benimseyen insanlara cuk diye oturuyor. Kendine Müslüman diyorsalar tabii. Yani siz kitabın bir kısmına iman ediyorsunuz. Allah subhanahu ve teala'nın işte namazıdır, orucudur eyvallah. Ama bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Allah hükmetmesin. Allah subhanahu ve teala'nın hükmü bir kenarda dursun. Biz partilerimizde de bu iş yaparız. Allah'ın sistemi bir kenarda dursun. Bizim kendi sistemimiz var. Fransa'dan ithal ettik. Bizim yasalarımız var. Allah'ın yasaları bir kenarda dursun. İsviçre'den aldığımız, İtalya'dan aldığımız. Biz bu yasalarla da hayatımızı idame ettiririz. Siz kitabın bir kısmını bu şekilde resmen inkar ediyorsunuz. Bu gerçekleri anlatma konusunda Mehmet Pamak'ın aynı şekilde Akit TV'de bir yayını var. Onu da inşallah merak edenler izleyebilirler. Mehmet Pamak basit böyle toplumdan yahut partinin böyle bir alt tabakalarından birisi değil. Direkt MHP'nin kurucularından olan bir kimse. Ve bu adam belli bir zaman sonra Devlet Bahçeli'nin de işte Türkeş'in de tağut bir insan olduğunu gördükten sonra bu insanların gerçek manada Allah subhanahu wa ta'ala'nın diniyle bir ilgisi olmadığını gördükten sonra tevbe ediyor ve gerçekleri insanlara anlatmaya başlıyor. Ne kadar farklı bir yapının içerisinden hangi konularda, hangi durumlarda tevbe ettiğini ve tevbe etmesinin gerekçelerini kendisi Allahu Alem bildiriyor. Oradan izleyerek daha da fazla bilgi edinebilirsiniz. Allah subhanahu ve teala hepimize yardım etsin ve bugünkü aldatıcılardan, kandıranlardan Rabbim bu toplumu bir an önce kurtarsın ve Rabbim kendisine sadece boyun eğen ve insanlara kul olmayan bir toplum eylesin bugünkü Türkiye toplumunu ve işgalci zihniyetleri, işgalci sistemleri
sistemleri de bu topraklarımızdan def etsin. Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu ve beğendiği, yani güneşimizin Rabbi kim ise bizim Türkiye'mize de o hükmetsin. Bulutumuzun Rabbi kim ise bizim Türkiye'mize de o hükmetsin. Toprağımızın Rabbi kim ise bizim bu memleketimize, bu coğrafyamızı da o hükmetsin. Bizlerin Rabbi, bizleri yaratan kim ise, bizlerin ilahı, bizlerin Allah'ı kim ise bu Türkiye'mize de o hükmetsin. Onun dışarısındaki bütün işgalcileri de Rabbim perişan etsin. Gazze'deki İsrailliler neyse aynı şekilde bu toplumu da işgal eden zihniyet bir Müslümanın, bir muvahidin gözünde aynı şekilde odur. Yani 100 yıl sonra bir Filistinlinin İsrail sistemini övdüğünü, İsrail sistemini yücelttiğini veyahut İsrail sistemine yönelip veyahut ona rağbet ettiğini gördüğümüz zaman bizim bu adama dememiz gereken şey nedir? Sen kendi aslını inkar eden, sen yozlaşmış, dejenere olmuş bir kimsesin. Sen hainsin deriz. Sistemi, bugünkü yapıyı gerçek manada halen anlayamıyor isek ya çıkarlarımızdan, ya menfaatlerimizden, ya el alem ne derlerden korktuğumuzdan dolayıdır. Ben şunu size net olarak söylüyorum ki Allah subhanahu ve teala'nın katında bu bahsettiğiniz mazeretlere küfredeceksiniz. Hakaretler edeceksiniz. Lanetler okuyacaksınız ki keşke bu mazeretlerin peşinden gitmeseydim de Allah'ın kitabında bahsedildiği gibi Resul'e bir yol tutsaydım diyeceksiniz. Bu mazeretlerinizin ne kadar iğrenç, ne kadar hayatınızı berbat edecek mazeretler olduğunu ahirette göreceksiniz. Bu dünyadayken bu mazeretlerden kurtulun. El alem ne derlerden kurtulun. Çünkü ahirette sizi el alem ne derler kurtarmayacak. Bu mazeretleriniz sizi cehennemden çıkartmayacak. Sizi cehennemden çıkartacak veyahut cehennemden uzaklaştıracak sizin Allah'ın razı olduğu inanca sahip olmanızdır. Devam edelim inşallah videoya. Bir de hocam Ahmet Hamdi Başar Diyanet'in görevini anlatırken şöyle diyor. Bizde dini cemiyetin dışına atmak değil, bilakis dini inkılabın emrine vererek yaşatmamız lazım. Bunun da yeri camilerdir. Aynen böyle. Dini inkılabın emrine bakın, vererek yaşatmak şimdi lazım. Şimdi bana cesaret verdin. Türkiye'de İslam'ın önündeki en büyük engellerden bir tanesi Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. İkincisi Yüksek İslam Enstitüleri'nin devamı İlahiyat Fakülteleri'dir. Bu iki kurum, buna üçüncü olarak tarikatleri de ilave edebilirsiniz. Bu üç ana kurum var olduğu sürece, bugünkü yapılarını korudukları sürece, bugün yaptıkları gibi İslam'ı tanıtmaya kalktıkları sürece İslam'ın özüne inilmesi, bu ülkeye İslam adına ışık tutulabilmesi, adalet ve rahmete açılım yapılabilmesi mümkün değildir. Aynı doğrultu böyle. Ve Anayasa Mahkemesi de hocam siz de hatırlayacaksınız 15 Haziran 1972'de bir karar veriyor. Diyor ki dinin kaç 1972 dinin devletçe denetiminin yürütmesini yapar. Dinin devletçe denetimini, yani Diyanet İşleri Başkanlığı devlet ile dini denetliyormuş. Sevgili kardeşim, evet. Kurucu irade Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir çerçeve sunmuştur. Bu çerçevenin dışına çıkmak yasak. Diyanet İşleri Başkanlığı kadroları bu kendilerine verilen görevi yapmak için atılım yapmışlar, gayret göstermişler ve bu çerçevenin dışına çıkarak İslam'ı anlatmaya kalkışacaklara da dünyayı dar etmişlerdir. Olay budur. Bakın şuna dikkat edin. Mesela örnek söylüyorum. Bir konuyu 150 bin kişinin anlattığını bir düşünün. 150 bin kişilik bir personele sahip olan bir kurumun olduğunu bir düşünün. Ve o düşündüğünüz o kurum bir inancı, bir toplumu anlattığını düşünün. Allah rızası için kaç yıl sürer o toplumun değişmesi? Eğer 150 bin kişilik insanın bir topluma durmadan gerçekleri, hakikati, hakkı anlattığını düşünürsek kaç yıl sürer bir toplumun değişmesi? Allah subhanahu ve teala hidayet ederse fazla sürmez değil mi? Yani en fazla süreceği 1 yıl, 2 yıl. Bu toplum artık ne yapmaya başlar? Düzelmeye başlar. Peki Allah rızası için biz bu kuruma oyalanma kurumu dediğimizde, bu kuruma Allah subhanahu ve teala ihanet eden bir kurum dediğimizde, bu kuruma insanları aldatan, laik sistemin maskesiyle, laik sistemin razı olduğu dini anlatan bir kurum dediğimizde bize niye inanmıyorsunuz? 150 bin tane kişi var ve 150 bin kişi dini anlatmasına rağmen İslam konusunda
İslami hayat konusunda, yaşam konusunda herhangi bir şekilde gelişme yok. Tabii sizin için eğer İslam Allah demek, peygamber demek, peygamberin ismi anıldığı zaman ona salavat getirmek ise zaten eleştirdiğimiz şey de bu. Yani Allah'ın ismini anmak veya peygamberin ismini anmak sizi kurtarmayacak. Allah'ın istediğini ve Resulüyle gönderdiği şeyleri, size gösterdiği şeyleri yapmak sizi kurtaracak. Onları inanç haline getirmek sizi kurtaracak. Ya 150 bin kişiyi bırakın. Bakın bugün muvahhidler saysanız, toplasanız belki 50 bin kişi vardır yoktur. Bugün 50 bin kişiye baktığımız zaman her biri bir baskı altında, sistem tarafından takip altında. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, nerede tutuluyorlar, nerede duruyorlar, nerede toplanıyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, tam manasıyla takip altında ve baskı altında ve sistem istediği zaman bu defa Müslümanların evlerini basıyorlar, alıyorlar. İşte örgütsel doküman bulduk, tank bulduk, tüfek bulduk, şunu bulduk, bunu bulduk diye iftirayla, yalanla gündemi oyalıyorlar, haber yapıyorlar. Böyle bir düzenin, böyle bir sistemin içerisinde halen Müslümanlar o baskılara rağmen, azınlığa rağmen tevhid davetini anlatıyor. Tevhid davetini anlatan insanlar halen sosyal medyalarda kendilerince yahut çevresel olarak bir mücadele içerisindeler. Bu dini anlatmaya çalışıyorlar. Allah hamdolsun, Allah subhanahu ve teala umuyoruz ki, görüyoruz ki yayılmakta. Ama 150 bin kişilik bir ordu resmen yıllarca dini anlatmasına rağmen camiler yine sabah namazı boş, yine öğle namazı boş, yine ikindi namazı boş, yine akşam namazı boş, yine yatsı namazı boş. Demek ki sizin anlattığınız din insanlara mantıklı, makul, samimi gelmiyor. Yani bugünkü toplum da Diyanet'in ne halt olduğunu az çok biliyor. Ama toplumla Diyanet birbirini tencere kapak buldu. Yani böyle camilere böyle toplum. Böyle Diyanet kurumuna böyle ümmet. Sizler kendinizi değiştirmediğiniz sürece de Diyanet sizi sömürmeye de, aldatmaya da, kandırmaya da devam edecek. Allah subhanahu ve teala'nın verdiği o aklı, o nimeti kullanmayıp da yerseniz Allah subhanahu ve teala size zaten hakkın önünü, hidayetin önünü açmayacak. Diyanet sistemin dışarısında inanç konusunda eğer sisteme muhalif bir anlatım yapılıyor ise ya onu manipüle edecek, ya onu kendi içerisinde ise öğütecek, yok öğütemiyorsa mahkemeye verecek, yok olmadı istifaya zorlayacak. Laik sistemi korumaktır Diyanet'in görevi. Laik sistemin ayakta durmasını sağlamaktır Diyanet'in görevi ve tasavvuftan da bahsetti ve tarikatlardan da bahsetti. Bakın bir tarikata muhabbet besliyor olabilirsiniz. Sizin muhabbetiniz Allah subhanahu ve teala daha büyük ise şunu sormanızı isterim. Ya gidin deyin ki böyle böyle ya. Siz münkerlerden bahsediyorsunuz. İşte farklı farklı yerlere gidiyorsunuz. Hatta ben mesela görüyorum bazen işte bir içki bayisine giriyorlar. Sakallılar, sarıklılar. Yani İslami görünen bir durumdalar ve Allah subhanahu ve teala'nın dinini insanlara tebliğ ettiklerini düşünüyorlar. Ki Allah'ın şeriatındaki birçok meseleyi de insanlara anlatıyorlar. Yahu bu insanlara şunu sor. Allah rızası için. Bütün bu toplumun durumu bugünkü sistemden dolayı değil mi ya? Ya şu içki bayisine girdin ya. Bu içki bayisinin bu evrağını, bu ruhsatını veren devlet değil mi? Bu içki bayisinin içki satmasını sağlayan devlet değil mi? İçki fabrikasını kuran devlet değil mi? Ya bu sistemi bahsetsene, bu sistemi anlatsana. Niye bu sistemi insanlara anlatmıyorsun da tuzağa düşen adamı gidiyorsun, ey falan bak şöyle yapmazsan tuzağa düşmezsin, şöyle etmezsen tuzağa düşmezsin. Ya o tuzağı kuranın kim olduğunu anlatsana insanlara. Tuzağı kuranın kim ve insanlara ne yaptığını insanlara bahsetsene. Yani bütün bunları biz tağuti bir düzen diyoruz yani. Tağuti düzeni insanlara anlatıp insanlara bu konu hakkında bir bilgi konusunda uyandırması gerekliyken maalesef gidiyorlar tağuti düzenin tuzağa düşerdiği insanları ve Müslüman olmayacakları bir mesele. Yani insanlara anlattıkları meselede de Müslüman olamayacakları bir mesele. Tevhidden bahsetmiyorlar. Sadece muamelattan, amellerden, ibadetlerden, ukubat dediğimiz şeylerden bahsediyorlar. Bunları insanlara anlatarak insanları düzelttiklerini ve Müslümanlar zaten. Bunların sorunu bu. Bundan dolayı da ne yapalım? Amellerini düzeltelim diye düşünerek anlatıyorlar. Yani anlatan kişinin de İslam konusunda herhangi bir şekilde tam manasıyla bir bilgisi yok. Sadece amellerle olduğunu düşünüyor. Yani itikad olarak, inanç olarak zaten bozuklar. Ama bu insanlar tutup tevhidi bilmeyen, şirk içerisinde yüzen, tağutu reddetmeyen insanlar gidiyorlar başka insanlara. Gelin Allah subhanahu ve teala'nın razı olduğu şeyleri yapın. Allah'ın razı olmadığı şeyleri yapmayın. Sen Allah'ın razı olmadığı şeyleri yapıyorsun ve razı olduğu şeyleri yapmıyorsun. Allah subhanahu ve teala'nın hüküm hakkını Allah'tan başkasına veriyor bak milyonlarca insan. Git bunları insanlara anlatsana. Allah'ın kanunu var, Allah'ın kitabı var. Siz ne kanun seçiyorsunuz? Allah'ın Rab olarak seçtiğinizi söylemiyor musunuz? Allah'ı Rab olarak seçtiyseniz bu kanun kitabı dedikleri kanun koyucular, Rabler ne? Hani la ilahe illallah demiştik? Hani Allah subhanahu ve teala'dan başka ilah, başka otorite, başka hükmeden, başka Rab, başka hakim, hakem, melik yoktu? Hani la ilahe illallah demiştik? Bu nasıl la ilahe illallah ki? Allah'tan başka onlarca da ilah var hayatımızda. Ya bu insanlara maalesef gidiyorsunuz. Zaten adam ebedi bir azaba doğru giderken sen tutuyorsun, örnek söylüyorum. Son hızla giden bir araba var. Sen bu arabanın önüne böyle çakıl taşı atıyorsun ki araba dursun.
durursun. Durur mu bu araba? Adam son hızda şirkle, Allah subhanahu ve teala küfürle son hızda cehenneme giderken sen bu adamın geçiyorsun. Diyorsun ki bir çakıl taşıyla bu adamı durdurayım. O adamın durması için frene basması lazım. Biz de işte buna diyoruz ki tövbe etmesi lazım. Bu adam freni bilmiyor. Bu adam durmayı bilmiyor. Bu adam nasıl döneceğini bilmiyor. Bu adam nerede duracağını bilmiyor. Bu adamlara, bu insanlara bunu öğretmemiz gerekli. Devam edelim inşallah. İslam'ın doğrularını dile getirdiğin için düzen korkuyor. Benim temellerimi sarsarsın diyor. Onun için sana, halbuki sokaktaki çocuklar güler. Bir adam Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini okuyacağı bir hutbeyle nasıl sarsar? Silahlı bir güç değil, organize bir güç değil. Bir tek adam minberde konuşuyor veyahut bir konferans alanında hitap ediyor insanlara. Hiçbir yan etkisi yok. Fakat gel diyorlar. Sen bu düzenin temelleriyle oynadın. İslam'ı anlatırsan bu düzenin temelleriyle çelişiyor ve çatışıyorsun. Bu esasla doğrudur da. Ama bu böyle bir akibin konuşmasıyla eğer bu düzen sarsılacak ise zaten bu düzen devam edemez. Şimdi benim kanaatimi sorarsanız bana Türkiye'de var olan laik düzeni tahkim eden de bizim nesildir. Evet. Hocam yine döneceğim ama şunu da görelim. Ali Rıza Demircan hocanın bakın eserine, hitabetine tahammül edemeyen Diyanet İşleri Başkanlığı. Zeyd 15 numaralı fotoğrafı yansıtır mısın? Bakın 1960'larda İslam'da caiz olup olmaması bile tartışılan kürtaj ve aile planlamasına fetva çıkarıyorlar CHP'nin talebi üzerine. Artık bakın bu hutbe 27 Mayıs darbecileri Diyanet'e talimat veriyor. Darbeyi öveceksiniz diye, hutbe okuyacaksınız diye. Darbenin ne kadar büyük bir mana taşıdığı, ülkeyi kurtardığı, darbenin ne kadar kutsal bir iş olduğunu anlatan hutbeleri camilerde okutuyorlar. Bakın hocam siz daha iyi bileceksiniz Ömer Nasuhi Bilmen'in neden görevi bırakmak zorunda kaldığını. Hasan Hüsnü Erdem'in bir başkan yardımcısına getirilen bir emekli tüm generalin Saadettin Evri'nin talimatlı sonucu istifa etmek zorunda bırakıldığını, yine Elmalılı, mesela İbrahim Elmalı'nın da yine devlet bakanının, bakanının bir talebini karşılamadığı için görevden alındığını, böyle bir Diyanet nasıl özgür çalışabilir? Efendim, sevgili Muharrem kardeşim, böyle bir Diyanet nasıl özgür çalışabilir? Diyanetin özgür çalışması diye bir konu yok ki. Şimdi o ilk, neyse siz devam edin yani, sorularınıza. Bakın arkasında yetmiyor mesela. Ben mesela sizin döneminize kadar bilmiyorum Diyanet camilerinde hiç faiz hutbesi olmuş mudur? Efendim bakın hoca, eşcinsellik hutbesi de olmamış, zina hutbesi de olmamış, tesettür hutbesi de olmamış, boşanma hutbesi de olmamış, miras hutbesi de olmamış. Yani ülkenin nasıl, evet, anlatayım, yani hayata yön veren, insanların pratikteki ihtiyaçlarını karşılayan, onları toplumcu haline getirecek olan hiçbir alana değinilmemiştir. Ama bakınız, eğer yönetimler isterlerse istedikleri alanda istediği hutbeyi okutmuşlar. Okuturlar. Mesela şu anda bile Gazze'ye İsrail'e alabildiğine karşı çık. İsrail'in Filistin üzerindeki mezalimini dile getir. Ama buraya kadar evet. Ama eğer çıkar da bu konu işlenirken bir imam hatip yahu iyi de nerede bu 57 sözde İslam ve Arap ülkeleri, yani İsrail karşısında söz edemiyorsunuz. Bari bir takım ticari boykotlar olmak üzere atılım da mı yapamıyorsunuz? Bu ümmetin başını niçin bu kadar yere mıhlıyorsunuz dersen o zaman yandı. Evet. O zaman Diyanet... Hocam size hatırlayacak mısınız bilmiyorum. Eski Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan birine bir soru soruluyor. 8 numarayı arkasından 9'u isteyeceğim. 1976 yılında bu röportaj. İşte de yıllarca yazarlık yapmış, gazetecilik yapmış Yılmaz Yalçıner. Merhum Yılmaz Yalçıner yapıyor röportajı. Diyor ki Diyanet İşleri Başkanı'na, tabii CHP'li Lütfü Doğan, merhum Milli Selamet Partili Lütfü Doğan da değil, karıştırmıyorum. Biliyorum. Orada diyor ki Diyanet İşleri Başkanı aynı zamanda görevde, şeriatçı mısınız diye soruyor. Onu aldım röportajı buraya yansıttım. Tabii bunu anlatacağım.
anlatırken röportajın girişinde diyor ki kindi ve akşam namazı da kazaya bıraktı biz röportajı yaptığımız için diyor. Ondan sonra epey bir söyleşi devam diyor. Şeriatçı mısınız sorusuna bir sonraki resmi yansıtır mısın 9'u Zeyd? Diyor ki keşke sormaz olaydım diyor. Uğraşıyor diyor ki valla şimdi bu soru biraz diyor siyasi soru diyor. Kusura bakma ben bunu cevaplayamam. Yani şeriatçıyım diyemiyor. Şeriat ya İslam'dır bunu, diyemiyor. Bunu hiçbir Diyanet İşleri Başkanı bu soruya farklı bir cevap vermez. Veremez. Yani onu o makama getiren irade buna onay vermez. Ya peki şeriat İslam'dır da mı diyemez mesela? Açılımını da mı yapamaz? İşte efendim hangi yönüyle yaklaşırsanız yaklaşın soru asas. Yani hoca ben zarafetiyle nezaketiyle tanıdım bu zatı. Bu zatı. Fakat yadırgamıyorum yani. Yadırgamıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'ndaki üst düzey görev yapan insanları bir genel çerçeveye oturtmak mümkündür. Ama kişisel hayatında farklı düşünceler sahibi olabilirler. Ve burada da diyor ki bizim işimiz, görevimiz sadece ibadet, ahlakla ilgilenmek, ukubat dediğimiz İslami hukuk bizim dışımızdadır. Onun yerine diyor Türkiye Cumhuriyeti yasaları vardır diyor. İşte bu nedir? Bu şirktir bu. Bakınız şu ifade şirktir. Burada röportajda onu anlatmış hocam. Yani Allah'ın yaratıcılık, yaşatıcılık, rızıklandırıcılık vasfına nazara yasa koyuculuk vasfına da ortak koşmak. Zeyd o kırmızı çizili bölümü büyüterek yansıtabilirsen okumuş oluruz. Yani Diyanet'e o zaman hocam şöyle siz İslam hukuku, boşanma, efendim ahkam ayetleri, miras hukuku. Sevgili kardeşim. Bunlara girmeyeceksiniz. Sevgili kardeşim. Eğitime girmeyeceksin. Ekonomiye girmeyeceksin. Hukuk düzenine girmeyeceksin. Sen İslam adına hiçbir şeye müdahil olmayacaksın. Sadece abdestle, namazla imamların camiye vakit namazlarına gidip gitmediklerini takibe. Evet. Görevlisi. Şimdi hoca merhum olduğu için tam ifadesini okuyalım. Haksızlık yapmayalım hocaya. Belki yanlış anlatmış olabilir miyim diye. Şimdi ahkam-ı şer'iye dediği zaman İslam hukuku evet İslam hukuku İslam münasebetleri, evlenmeler vesaire akla gelir. Muamelat kısmı şer'i ahkam dendiği zaman o bakımdan Türkiye'de Diyanet İşleri Teşkilatı İslam inanç sistemiyle ibadetleri İslam ahlakına taallik işlerle meşgul olur. Bunun da dışındaki muamelat kısmı bizim yetkimizin dışındadır. Bu kısım muamelat kısmına ait medeni kanun getirilmiştir. Şimdi ahkam-ı şeriat dendiği zaman muamelat kısmı anlaşılır. Fıkıh kitaplarında bunlar vardır ama Diyanet İşleri Teşkilatı Kanunu'nda bize ancak inanç, ibadet ve ahlak esasları öngörülmüştür. Bunun dışında bulunan insani şeyler hukuk kısmı, ki kısım bizim yetkimizin dışına çıkarılmıştır. Ne adam doğru söylemiş. Allah rahmet eylesin. Rabbim rızasını erdirsin. Ki bu 76'daki röportaj. Sevgili kardeşim olayı söylemiş. Ne yapsın yani? Yani hilaf-ı hakikat beyanda bulunamaz ki. Benim bir itirazım var. Biz inanç esasları, hayır. İslam'da her şey inançla irtibatlanır. İslam'da inançla irtibatlanmayan bir adam bir ömür boyu faizcilik yapsa günahkar. Ama yani modern ekonomi, faizsiz ekonomi mi olur? Artık zamanımızda faiz geçerli olabilir mi diye bir yaklaşımda bulunsa kafir olur. Yani bir işi yapmamak günahkar kılar. Ama onun meşruiyetini sorgulamak adamı kafir eder. Peki şeriat nedir hocam? Şeriatın iki anlamı var. İslam'ın bütünü ya da hayata yön veren, toplumsal hayata yön veren eğitimle, sanatla, hukukla, ekonomiyle alakalı kurallarının bütünü. Ya Diyanet mesela Türkiye'de şeriat kahrolsun diye sloganlar atıyor. Şeriatın ne olduğunu anlatan bir hutbe bile yazamıyor. Yazamaz. Onu Ali Rıza Demircan yazsa. Yazamaz. Ne diyecek peki? Bu dediğinizi diyecek işte İslam'ın şunu kapsamı. Sevgili kardeşim aslında bakın. Buradan ben ilgililere duyurmaya çalışıyorum. Bakınız bu Cumhuriyet'in ilk döneminde ki din anlayışı modern dünyada gidemezdi. Bizim İmam Hatip nesli bu laikliği
demokratikleştirdi, kısmen adam etti, ayakta duruyor. Şimdi efendim aslında olması gereken şu. Ya bırakın, bırakın hutbelerde bütün hayat konu edilsin. Müslümanların ihtiyacı olan konular işlensin. Bu millet dinini öğrensin. Ama nereye gider bu? Şimdi Muharrem Bey kardeşim, bu nereye gider? İslam bilinçlendiği zaman talepler vücuda gelir. İslami toplumu İslam'a evriltmek için toplumda talepler oluşur. Talepler oluşunca ülkenin yönü değişir. Değişme ihtimali taşır. O zaman batının sömürgesi olmaktan çıkar ülke. Adaletli ve merhametli bir düzene doğru yol alır. O ayrı bir konu. Ama ben Türkiye'de laikliğin dış dünyanın etkisiyle getirildiğini, bu ülkeyi sömürüye açık hale getirme amacını taşıdığı inancındayım. Hocam, anlıyorum da laiklik ne diyoruz? Nasıl tarif ediyorlar kendileri yani? Biz değil de kendileri diyor ki dinle devlet ayrıdır diyor. Ya geç bunları. Ama bakıyorsun hocam 80 darbesileri diyor ki irticali hutbe iradının, yani yazılı olmayan doğaçlama hutbe okumak yasaklanacak. Yazılı hutbe metni ve vaaz planının ilgili müftüye onaylatıldıktan sonra halka sunulması, bölgenin şartları da göz önüne alınarak ülke çapında metin birliğinin sağlanması için merkezden illere ihtiyacı karşılayacak sayıda hutbe metinleri ve vaaz planları temin edilmesi, ayrıca hutbe ve vaaz metinleri ihtiva eden kitaplar yayınlanması. 12 Eylül darbecileri bu kararı çıkarıyor. Şimdi bunu o dönem uygulayamadılar. Mesela ben hatip olarak tayin edildim. Ne demek bu? Ne demek bu? Hutbe yazıp okuyan. Hayır. Şimdi İstanbul'un Salatin camilerinde, Anadolu'yu bilmiyorum, yani Eyüp Sultan, Süleymaniye, Yeni Cami, Sultanahmet gibi camilerin kadroları var. Hatiplik kadroları. Sadece cuma kıldırırlar, sadece bayram kıldırırlar. Ben 1970 yılında imtihana girdiğimde hatiplik imtihanına girdim ve kazandım. Hatip olarak tayin edildim. Evet. Yani bu camilerin tarihi vakfiyelerinin her birinde bu hatiplik kadrosu vardır. 1971'in sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı bu kadroları kaldırdı. İmam Atilla'ya dönüştü bizim hatipliğimiz. O dönemde kısmi bir özgürlük vardı. Yani hutbeler ilçe müftülüklerince hazırlanıp ilçedeki camilerde okutulması yoluna gidilmişti. Bundan sonuç alınamadı ki sonra il müftülüklerine taşıdılar bu yetkiyi. İl müftülüklerinde de bu sürdürülemediği için olacak sonuçta, tarihi kesin olarak bilmiyorum, Diyanet İşleri Başkanlığı bu alınan karar doğrultusunda düzenin, laik düzenin istemediği bir biçimde İslam'ın bütününün anlatılmasına imkan vermemek için hutbe hazırlanmasını Diyanet İşleri Başkanlığı merkeze aldı. Ne oldu şimdi? Yaklaşık 100 bin kadar camide, efendim Rize'nin Dağ Köyü'nde, Şırnak'ın Ovası'nda, Süleymaniye Camii'nde, Fatih Camii'nde okunacak hutbeler aynı. Nasıl olmalı? İşte orayı açıyor muyuz? Tabii yani şöyle. Ya hocam yani öyle bir şey ki devlet dini aslında, hocam 12 Eylül diyoruz ama yani bakın hilafet kaldırılınca Diyanet'e talimat verilmiş. Hilafetin kaldırını öven hutbe okuyun. Şapka devrimi yapılmış. Şapkanın ne kadar makbul bir kıyafet olduğunu hükümet emrediyorsa bunu itaat edeceksiniz diye hutbe okutmuşlar. Darbeleri... O kafa hala var. O kafa, yönetimler yasama bir alanda bir karar alırsa halaller haram olur, haramlar halal olur. Bu mantık hala geçerlidir diye. Acı olan nedir biliyor musunuz? Muharrem Bey kardeşim, bu anlattığımız konular Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'ndaki 150 bin adamın bin tanesinin dahi hayatında bir gün konu haline gelmemiş. Problem burada. Yani nasıl bir Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nda görev yapıyoruz? İslam nedir?
muhtevası nedir? Biz ne kadarını aktarmaya memuruz? Bunun bilincinde olan adam yok. Şimdi üzülüyorum. Bunun en başarılısı merkezi camilere tayin edilen imam hatiplerde aranan vasıf nedir biliyor musun? Güzel Kur'an okusun, makamata uygun tilavet eylesin ama kafa ve gönül yapısı, bilgi ve bilinci olmasına gerek yok. Diyanet Kurumu'nun halen İslami bir kurum olduğunu düşünen insanlara söylüyorum. Bugünkü kurumun başındaki Ali Erbaş çıkıp ben şeriatçıyım diyemiyor ise buradan bile anlaşılmaz mı ki bu Diyanet Kurumu İslam'ın kurumu değil. Bu Diyanet Kurumu gerçekten laik bir kurum. Bundan sonra artık İslam'ı olmayan bir kurumun, İslam'ı olmayan ama İslam'ı olabilir. Ya öyle diyorlar ama siz boş verin dediğiniz camilere gidip ibadetlerinizi yapabilirsiniz. O Diyanet'in 150 bin küsürlük elemanları, örgüt üyelerinin arkasında istediğiniz kadar namaz kılabilirsiniz. Yaptığınız ameller sizin ameliniz. Boşa gitmesini istiyorsanız istediğiniz kadar, istediğiniz yerde harcayabilirsiniz. Allah subhanahu ve teala'nın katında kabul olmayan amel de sizi ahirette hiçbir şekilde kurtarmayacak. Bunu da böylece bilin. Adam 17 yıldan beri Diyanet işlerinin içerisinde olan bir kişi. Bunları söylüyor. Ben söylemiyorum. Biz zaten Allah hamdolsun Rabbim muvahhidlere bir basiret nasip etmiş ise o basiretle görüyoruz. Feraset nasip etmişse o ferasetle anlıyoruz meseleleri. Ama bu adam kendisi Diyanet'in içerisinde birebir meselelere şahit olmuş, bazı meseleleri yaşamış, hatta mağdur edilmiş ve istifaya zorlanmış bir kişi. Siz halen hiçbir bilgiye, hiçbir dayanağa dayanmadan kendinizce bu İslami kurumdur, bu Allah'ın razı olduğu bir kurumdur, bu camiler Allah'ın razı olduğu her şeyi anlatıyor diyebiliyor iseniz, bunu kendinize yedirebiliyor iseniz, o şahsiyetiniz, karakteriniz, kişiliğiniz bunu alıyor ise hiçbir şey diyemeyiz sizlere. Allah subhanahu ve teala hakka hidayet etsin deriz. Son olarak inşallah devam edelim. Tener Kırmızı Masa devam ediyor. Bu akşam Kırmızı Masa'da hocamız ilahiyatçı yazar, Süleymaniye Camii eski hatibi Sayın Ali Rıza Demircan hocamız bizlerle birlikte. Kendisiyle ilk bölümde biraz daha Diyaneti, misyonunu, kuruluş gayesini konuşmaya çalıştık ama biraz daha güncele geleceğiz. Ama ondan önce bu şeriat nedir ne değildir bilmeyenler için hocamın kitabından şu cümleleri okumak istiyorum. Şeriat İslami bir kavram olup kaynaklarımızda şöyle tarif edilmektedir. Şeriat Allah'ın insanlar için koyduğu ve elçisi Muhammed aracılığıyla duyurduğu Kur'an yasalarının bütünüdür demiş Ali Rıza hocamız. Bu şekilde tanımıyla şeriat İslam'dır. Şeriat insanı bu yüce şeriata bütün varlığıyla inanan ve onu yaşamak ve yaşatmak aşkını ruhunda taşıyan kişidir. İslam ve şeriat, mümin ve şeriat insanı eş manalıdır diye de devam etmiş. Dolayısıyla bir katkı olsun. Bence Diyanet İşleri Başkanlığı bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 100 yıldır neredeyse bir öcü gibi, bir düşman gibi, tehlikeli gibi algı oluşturulan ve karalama kampanyası yürütülen İslam'la eşit anlama gelen şeriatı bence hutbelerine taşıyıp topluma anlatmalı. Yoksa bakın işte bir Diyanet Başkanı'nın, merhumun şeriatı tanımlamaktan bile korktuğunu, ben şeriatçıyım bile diyemediğini az önceki röportajda da vermiştik. Yani onlar dahi, bir Diyanet Başkanı bile sindirilmiş. Yani şeriatı anlatmaktan bir gazeteciye aciz. Maalesef ben sonraki Diyanet İşleri Başkanlarından da görmedim. Hakeza bu ülkede ben faizin haram olduğunu Erbakan Hoca'dan öğrendim. Yani o duyurdu. Yani cami hocalarından duymadım. Ve ben faiz, İslam ve faiz sömürüsü diye 40 yıl önce ben hoca ile birlikte Erbakan Hoca ile bu konuyu gündeme götürdüğümde devrin Diyanet İşleri Başkanı beni bir toplulukta alenen suçlarcasına beni Erbakan Hoca'nın çizgisinde siyaset yapmakla suçladı. Oysa ki faizi aram kılan Allah Zülcelal'di. Kullarına Rahman ve Rahim olduğu için, kulların kullar tarafından sömürülmesini istemediği için bu yasağı getiren ve Kur'an'da en şedid bir dille bu yasağını vaz eden Rabbimiz değilmiş gibi Ali Rıza Hoca'yı burada ifade edeyim. Ben 79 yaşındayım. 1970'in ilk ayında göreve başladım.
Hiçbir zaman ben siyasi kadroya ödün vermedim. Buna Erbakan Hoca da dahildir. Yani hocadır, İslam'a yakınlığı ölçüsünde siyasileri sevdim. Bağrıma bastım, ayrı bir konu. Ama hiçbir siyasinin önünde eğilmedim. Onları taklit etmek gibi bir hoca için... Ama... Ben bunu hakkı teslim etme açısından söyledim. Gayet tabii yani ki Erbakan canım. Erbakan Hoca'dır yani bu meseleyi. Gayet şey tabii yapayım. Ben 50 yıl evvel sanayileşme ile ilgili iki hutbe okudum. Şimdi o dönemde malum hoca sanayileşme. Doğru. Ama konu şuydu. Bakın yine hutbecilikte asıl olan nedir? Eğer siz İslam'ı ana hatlarıyla bilen ve bir hafta içerisinde herhangi bir konuya çalışıp o konuyu hazırlayıp yazabilecek, sunabilecek konumdaysan haftanın konusunu gündeme getireceksin. Türkiye'de sanayileşme konuşuluyor. Bu sanayileşmeye Müslüman nasıl bakmalıdır? İslam nasıl yaklaşıyor? Bu konuyu Süleymaniye Camii'nde cemaat dinlemezse nerede dinleyecek? Eyvallah. Şimdi hocam, Bey devam edeceğim ama şunu merak ediyorum. Görmek açısından bir görelim. Bakın camilere bile nasıl müdahale edilmiş. Zeyd 11 ve 12'yi peş peşe bir görelim. İzleyiciye gösterelim. Yani nasıl mahya asılmış bu ülkenin camilerinin minarelerine. Hani din ayrı, devlet ayrı diyorlar ya. Dini siyaset için alet etme, dini kullanma, camileri siyasete alet etmeyin diyorlar ya laikçi çevreler. Bakın nasıl kendileri etmiş. Mesela bu Edirne'deki Selimiye Camii'ne asılan bir mahya Atatürk yazıyor. Hocam bunlar asılmış. Bir sonraki ya bundan daha bir dine siyasetin müdahalesi, camiye siyasetin sokulmasının bundan daha acı bir örneği olabilir mi ya? Varol İnönü camiye asılmış. Öyle mi? Varol İnönü. Yani bunlar yapılmış hocam. Bunlar iki örnek. Daha fazla da var da. Mesela İngiliz şeyi gelince kraliçesi ona da kam diye mahya yapmışlar camilere. Yaparlar. Din bunlar için kendi ideallerine yaklaştırıcı, kendi ideallerinin hakimiyetini pekiştirici bir araç. İstedikleri zaman kullanırlar, istemedikleri zaman karşıttırlar. Laiklik Avrupa'nın düşman dediğimiz insanların Türkiye'yi sömürmesindeki bir araç. Ya yani Türkiye'yi biz nasıl sömürebiliriz? Türkiye'de bir tanıdığımız olsun ya. Bizi seven, bizden ayrı olmayan, uzak olmayan bir sistem olsun. Ki biz o sistemle insanlara, devlet yapılarına, devlet kurumlarına, topluma, millete, insana ulaşabiliriz. Yani sizin bugün laiklik diye düşünüp özgürlük dediğiniz, laiklik diyerek yere göğe sığdıramadığınız, yücelttiğiniz şey aslında Batı'nın Türkiye'yi işgal edebilmesindeki bir araç. Gerçekten Türkiye'de İslam düzeni olmuş olsaydı Batı Türkiye'ye bu kadar yön verebilir miydi? Batı bu kadar Türkiye'nin ekonomisiyle, Türkiye'nin hukuku Türkiye'nin kanunlarıyla, Türkiye'nin yapısıyla, insanıyla, birçok meselesiyle uğraşabilir miydi? Ulaşabilir miydi ki uğraşsın, değil mi? Suudi Arabistan veyahut İran gibi örneklerle bu verdiğim örnek çürütülmez. Yani bugün laikliği, demokrasiyi yanlış bir şekilde kullananlar, laikliğinizin doğru bir tanımına zarar verir mi? Zarar vermez. İslam dinini biz diyoruz ki insanlardan değil, Kur'an'dan ve sünnetten öğrenin. Kur'an ve sünnetin vaat ettiği, Kur'an ve sünnetin bize söylediği şeylere teslim olun ve onun gösterdiği insanların ardından. Son olarak da yani şehitlikle alakalı meselesine Allah'ın izniyle değinelim. Bataryalarımız bayağı bir azaldı. İnşallah başka zamanlarda daha da uzun bir şekilde değerlendirebiliriz bu tür meseleleri. Son olarak da şehitlikle alakalı meseleye nasıl değindiğine bir bakalım Allah'ın izniyle. Evet hocam, şimdi Diyarbakır'daki tartışma bu. Şehitlik bölümünün çıkarılıp çıkarmaması üzerine koparıldı ya. Zeyd, 3 ve 4'ü peş peşe senden isteyeceğim. Hocamızın yazıları yine, Ali Rıza Demircan hocamızın. Kendi sitesinde yazmış Mirat Haber'de. Muhtemelen hutbe niyetiyle yazdı. Diyor ki hocamız şehit tanımını şöyle yapıyor. Şehit İslam dininin yasalarına göre yaşamak için verdiği mücadelede baskıcı zalim güçler tarafından öldürülen imanlı kişidir. Şehit mütecavizlerin saldırılarında can veren Müslümandır. Malını korurken zulmen öldürülen mümindir. Şehit eşinin ve çocuklarının hayatlarını ve namuslarını korurken canına kıyılan İslam'a inançlı insandır. Bir sonrakini de görelim Zeyd. Kimler şehit olur? Yok, var bir şey daha var. Zeyd, 4'ü de verir misin? Evet. 4 numaralı fotoğraf. Şehit çıkarılmak veya içinde esir edilmek istendiği yurdunu korumak için yaptığı savaşta
hayatını yitiren Müslümandır. Evet. Eyvallah. Şimdi hocam kimlerin olmayacağını da sıralamışsınız. Allah'a inanmayan veya Allah'a inandığı halde ahirete, hayatına, cennet ve cehenneme inanmayan, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini ve onun tebliğ ettiği Kur'an-ı Kerim'in içerdiği emirler, yasaklar ve gerçeklere iman etmeyen kişi Kur'an'a göre kafirdir. Asla şehit olamaz. Çünkü şehitlik için iman temel şarttır. İslam dininin onaylamadığı bir savaş içinde, bura çok önemli, İslam dininin onaylamadığı bir savaş içinde can veren kişi Müslüman olsa da şehit olamaz. Mesela yalnızca toprak işgal etmek ve ekonomik çıkar sağlamak için savaşmak haram kılınmış bir zulümdür. Böylesine gayrimeşru bir savaşa bilinçle katılan kişi milletini zulmü üzerinde doğrulayan bir ırkçıdır. Şanlı peygamberimiz ırkçılar bizim çizgimiz üzerinde değildir buyurdukları için ırkçı kahraman olabilir. Ama şehit olamaz. Ama şehit olamaz. Sosyalizm, burası da çok hoşuma gitti benim. Dördüncü madde, sosyalizm gibi sekülerist bir düzenin egemenliği veya korunması için can veren kişi Kur'an diliyle tağutun, batıl ideolojilerin savaşçısı olarak ölmüş bir cehennemliktir. Pek tabii ki şehit olamaz. Altı numarayı da okuyayım. Müslümanlar arasında yapılacak savaşta saldırgan tarafta yer alarak can veren kişi de şehit olamaz. Çünkü Kur'an'ımız saldırıya uğran her tarafta yer almamızı emreder diyor. Ama dört numara benim en favori maddem. Yani sosyalizm gibi sekülerist bir düzenin egemenliği için. Ben de Türkiye'de şunu söylüyorum. Türkiye laik bir düzen. Laik bir düzen için nöbet tutan çatışırken ölen şey midir? Kitabın ortasından sordum. Şimdi sevgili kardeş. Şimdi can, mal, din, vatan bunlar Kur'an temelli kutsallardır. Evet. Şimdi buna bakın, Türkiye bu konuları işlediğimiz bir programda Allah rahmet eylesin Faruk Beşer Hoca ile birlikteydik. Allah rahmet eylesin. Pelin Çift'in programında ben vicdani red, bu konu yine bu şeydi. Konuyu vicdani red bağlamında. Şimdi bizim ülkemizde siyasi katyuların aldığı savaş kararını inançları çizgisiyle görünen kişinin itiraz etme hakkı yok. Bu konuyu çok düşünmüşümdür. Şimdi diyorsunuz ki sosyalizm gibi seküler bir ideoloji için falan diyorsunuz. Laiklik de seküler. Şimdi bu bizim can veren, bu konu net ifade kullanmayışımızın sebebi çekindiğim için falan değil. Şimdi bu ülke bizim de hür yaşadığımız, inançlarımızı yaşayabildiğimiz bir ülke. Yaşayabiliyor muyuz? Az önce Cuma örneğini siz verdiniz. Tamam, yaşayamıyoruz. Orada bizim büyük hatamız, günahımız var. Vakayı olduğu gibi kabul etmeyeceğiz. İnancımız çizgisinde demokratik bir başkaldırı dahi yapamıyoruz. Yapmıyoruz. Yapmamıza bir engel yok. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Misiatte %95 insanlarımız mümin iş adamıdır. Ama hocam, bu düzende borca dayalı para sistemi ve faiz düzenine dayalı ekonomiye en ufak bir itirazları yok. Şimdi mesela laik Türkiye Cumhuriyeti, ya 70 metrelik başörtüsüne bile tehlike sahip yasaklarken, evet, İslam'ın en büyük şiarlarından olan şehitlik ifadesini niye yasaklamıyor? Israrla onu koruyor. İşte ya bu şeyin en büyük samimiyetsizliği şudur. Türkiye'de din laik düzenin egemenliği altındadır. Bu egemenliğiyle çelişen ve çatışan durumlarda her şey yasaktır. Ama bu egemenliğin güç kazanmasına katkı verecek her şey, aynen ben de buna katılıyorum. Bugüne kadar Türk ordusunda din subayı yok. Tam tersine namaz kılanlar atılıyordu. Atılıyordu. Başörtülü anneler giremiyordu. Ben sana şunu söyleyeyim. Evet. Böyle Türkiye'de bu anlamda bir düzenin ikamesi için bilinçle verilecek savaşta ölen adam kahraman olabilir ama şehit olamaz. Evet. Peki istemeden de olsa şimdi mecburen laik düzenin ordusuna katılıyor. Ve verdiği mücadeleyle de laik düzeni ayakta tutmak için çalışıyor. Müslüman da olsa. Ama o savaşta da mecburen gitmiş ve hayatını kaybediyor. Bu laik düzeni korumak
yaşama amacını güderek ölen kişinin İslam'a göre şehit olmayacağı, olamayacağı kanaatindeyim. Ama Anadolu insanı saftır. Burada genelleme yapmamak lazım. Adam diyor ki ya benim diyor 40 ayrıntılara giremez. Bu diyor bu terörizm, PKK'nın temsil ettiği bu terörizm şehrin merkezine kadar geldi. Öyle Karadeniz'e kadar indi. İnsanların hayatlarıyla oynadı. Evet. Ben ülkemizdeki sükunu bozan, insanların hayatlarının için tehlike oluşturan bu insanı ben sınırda bekliyorum. Ona tecavüz etmiyorum. O zalim geliyor, ülkeme girmek için beni enterre ederek geçmek istiyor. Ben o zulüm için gelen zalimi engelliyorum. Anadolu'nun saf çocuğu böyle düşünüyor. Dünya şehidi nedir hocam? Dünya şehidi o mesela sizin ki adam savaşa girer bana kahraman desinler diye veya verilen ödülü almak için. Rütbe için, makam rütbe için. Rütbe için, makam için, şan için, şöhret için gider. Ama bunu insanlar bilmez. İnsanlar zaire göre hükmederler. Bunlar da Allah için can verdi derler. Hakikatte iç dünyaları itibariyle Allah'ın rızasını edeplemeksizin can veren adamlardır. Dünya şehitleridir ama bunlara da şehit muamelesi yapılır. Evet hocam şimdi şöyle biraz daha seri olmak istiyorum. İslam bir devlet nizamı söyler mi? Yani İslam bir devlet düzeni ister mi? İslam'ın kendisi devlettir. Bazıları hem inançtır. Diyor ya, bazıları diyor ya İslam bir devlet düzeni istemiyor. Sadece ibadet ahlak istiyor. Onlar diyor. Onlar Kur'ansız konuşuyor. Onlar şeriatsiz İslam isteyen, hayatı yönlendirmeyen. Bakınız bugün laiklerin en büyük hamakati İslam'ın önünü tıkamaları. Yahu İslam'dan İslam olduğu için yararlanmayın. Aklınızı kullanın, tecrübelerinizi kullanın. Dünya ahvalini görün. Dünya nasıl sömürülüyor anlayın. Ve dininizin size nasıl bir özgürlük alanı açtığını, nasıl bir gelişim alanı açtığını, nasıl adaletli ve merhametli bir düzene açık olduğunu görün. Aklınız erdiği için onay verin. Hayır böyle değil. İslam'la irtibatı var mı? Onu dışlayalım. Ya kardeşim dünyada müsbet adına ne varsa İslam'da yeri var. Zaten dünyadaki mevcut özelliklerin, güzelliklerin, adil olanların temelinde peygamberler tebliğatı vardır zaten. Eyvallah. Hocam demokrasiye nasıl bakar İslam? Şimdi bakın oy vermek şiktir diyen bir grup var. Var böyle tipler var, evet. Var. Peki senin programında arkadaşlarımız ayrıntıya girmeden hüsnü tahrir, demokrasi küfür nizamıdır denildi. Denildi evet. Denildi. Sandığa gitmiyoruz dediler. Bu yüzden gitmiyor. Peki bu işin bir kısmı da diyor ki bizde bazı Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olan adamlar hem İslam hem Atatürkçü düşünce hem laiklik hepsi karma bir İslam anlayışları var. Peki İslam bana göre İslam'ın muhteşem bir devlet düzeni var. Bir genel bir yanılgı var bizde. Hangi bizim ilim adamına sorarsanız sorun size İslam bir yapı, siyasi yapı önermez der. Halbuki İslam'dan daha açık, İslam'dan daha net, daha elle tutulur, gözle görülebilir bir düzen anlayışı yoktur. Tanım yapayım mı burada? Buyurun hocam. İslami bir yönetim düzeni seçim yoluyla yönetime gelecek imanlı, erdemli ve liyakatli insanların vahiy, ortak akıl ve ilmi veriler ışığında belirlenecek süre için yönetimde bulunacakları geleceği de kuşatan çerçevesi belirli muhteşem bir sistemdir. Böyle bir cümle ile konumuzla irtibatlandıralım. Böylesine inanç hayatımızı da ilgilendiren bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hutbe irad etmesi gerekmez mi? Derdi, etmeliydi ama yaşadığımız Jacoben laiklik henüz demokratik leşememiş laiklik, henüz İslam'a açık olmayan bu düzende Diyanet olması gerekeni açıklayamaz. Onun için giremiyor. Bırakın tesettür hutbesi okuyamıyor ya. Tesettür hutbesi yok.
bundan 3 sene evvel bir imam bana itiraz etti. Dedi ki hocam yahu artık bütün Müslüman ailelerde bütün hocaların torunları bile tesettür yoksunu olmaya başladı. Kızları da. Yani en ziyade halkımızın muhtaç olduğu konulardan bir tanesi tesettür konusudur. Bir imam itiraz etti bana 3 senedir, 3 sene evvel dedi bir tesettür hutbesi okundu. Allah Allah nasıl benim? Ben yarım asır biliyorum. Aradım buldum. Tesettür hutbesi diyebilmek için bin şahit lazım. Böyle anlaşma olur ya. Böyle anlaşma olur. Halbuki niye yapmazlar ben onu anlamadım. Yahu yok. Genel akışa uygun değil. Onu yapacak kadroları orada tutmazlar. Biraz da korkuyu kendimiz izah ediyoruz. Hakikaten tesettür içi de boşaltıldı galiba. Tesettür yahu şu de... anda bir ara Türkiye'de eşcinsellik konuşuldu durdu. Kur'an'da 11 surede 11 yerici ifadeyle yer alan bu konuda bir hutbe okunamadı ya. Ali Erbaş bir konuşmasında değindi. Evet. Kıyametler kopardılar. E kardeşim sen Avrupa Birliği'nde giriş macerası içerisinde isen sen eşcinselliğe karşı çıkamazsın. Doğru. Bu mümkün değil. Vaz mı geçelim Avrupa Birliği yolunda? Ya Avrupa Birliği'nde bizim ne işimiz var? Bu millette bugün iktidara da muhalefete hitap ediyorum buradan. Ya millete onur bırakmadınız. 70 senede 60 seneden beri Avrupa Birliği'nin kapısında dilenci gibi yapmışız. Adamlar almayacağız sizi diyor. Almayacağız. Hayır. Sen bana muhtaçsın. Ya bırak. Adam ihtiyacı varsa sana. Evet. Maalesef. Büyük büyük laflar ediyoruz. Büyük büyük laflar ediyoruz. Amerika şöyle. Amerika böyle. İsveç'e karşıyız. Ne oldu? Evet. Hocam süremizin sonuna çok yaklaştık. Ben şunu merak ediyorum. Mesela Gazze konusu şimdi Türkiye gerekeni yapıyor. Ama demokrasiden vazgeçtin. Onu bir ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey var. 4 mesele açısından bakacaksınız bu konuya. Evet. 1. Eğer demokrasi halkın kendi yöneticilerini özgür iradeleriyle seçilebilmesi ise İslam haza demokrasidir. Ama demokrasi bu değil ki. 2. Evet. Olaya bir de seçmenlerin seçeceği insanların sahip olması gereken açılardan bakacaksınız. Bu açılardan baktığınız zaman her toplumda falanlar seçilemezler diye kural görürsün. Ehliyet ve liyakat. O ayrı bir konu. Evet. Ehliyet ve liyakat ayrı bir konu. Hmm. Ama siz bir İslam toplumunda bir ateisti seçemezsiniz. Bir deisti seçemezsiniz. Eşcinselliğini açıklamış bir eşcinseli seçemezsiniz. Açıktan zinayı savunan bir adamı seçemezsiniz. Fasıkları yani. Evet. Evet. Yani faiz düzenini savunan adamı seçemezsiniz. Ama o zaman hocam bütün cemaatte Erbakan faize karşı doğru vermiyorlardı. Faizci diğer partilere veriyorlardı. Ya kardeşim ama yanılgımız şurada. Türkiye toplumu kendisini anayasasına tanımlamış. Demiş ki ben demokratik, laik bir hukuk düzeniyim. Tamam cemaat. Buna da kimse itiraz etmemiş. Biz şimdi illa da diyoruz ki yahu İslam'a göre bu düzen. Ya bu düzenin İslam'a göre yeri yok ki. Evet. Ne de bu düzen İslam'a tabi. Ne de talip. Ne de bu İslam'ın kurallarından yardım almayı istiyor. Bir diğer madde neydi hocam? Evet. 3. Bir de tamam. Siz vasıflara aiz olan insanları seçtiniz. Peki bu seçtiğiniz insanlar hangi temel kurallara göre yönetecekler? İşte orada İslam devreye giriyor. Siz İslam'ın belirlediği ana kurallara göre hayatı yönlendirmek zorundasınız. Şimdi bu soruyu hepimize sorduğunu düşünelim. Normalde gerçek manada evet sosyalizm, seküler veyahut batıl, tağutun yolunda savaşan, onun için uğraşan, onun için gayret eden bir insan istediği kadar mümin olduğunu söylese dahi bu sözden ibarettir. Ölümü ise kesinlikle ve kesinlikle İslam'a göre şehit değildir. Ve moderatör zaten bazı meseleler de hatta birçok mesele de bilinçli bir kişi. Yani sorduğu sorunun manasını, içeriğini bilerek soruyor. Ve yıllarca bize şunu söylediler. Ya biz bunları niye hocalardan duymadık? Niye hocalardan duymadığınızın bir cevabını artık aldınız değil mi? Yani bu kurumun kimin kurumu olduğunu anladıktan sonra artık bu soruyu sormazsınız herhalde. İkincisi, artık Diyanet İşleri'ne görev yapmış bir adam da bunu size söylemeye çalışıyor. Artık söylüyor da. Yani tağuttan bahsediyor. Tağutun yolunda mücadele eden bir insanın şehit olmayacağından bahsediyor. Düşünsenize
Yani bugünkü toplumun içerisinde bir askeri bir sistemin içerisinde mücadele ediyoruz. Hayatımızı ortaya koyuyoruz, savaşıyoruz ve daha sonra da ölüyoruz ve bize diyorlar ki sen şehitsin. E peki benim hayatım herhangi bir şekilde İslami bir hayat değildi. E inancım İslami bir inanç değildi. Hadi İslami bir inanç olduğumu da söylediğimi düşünelim. Ben la ilahe illallah diyen bir insandım ama la ilahe illallah'ın ne manaya geldiğini bilmeyen bir insandım. Benden ne bekliyor onu bilmeyen bir insandım. Bu şekilde bir de tağutun ordusuna katıldım. Tağutun sistemine katıldım. Tağutu ayakta tutan mekanizmaların içerisine girdim. Bu şekilde de canımı verdim. Ve ben birilerinin demesiyle şehit olmuyorum. Bunu demek istiyor yani. Sizlerin hangi sistem için mücadele edip hangi sistem için askerlik yaptığınızı burada düşünmeniz ve canınızı nerede feda edeceğinizi bilmeniz gerekli. Moderatör tekrardan bak meseleyi vurguluyor. Bak diyor siz seküler için mesela işte komünizm, sosyalizm sistemleri için mesela savaşanlar, tağutun yolunda savaşanlar diyorsunuz ve bunlara şehit demiyorsunuz. E bugünkü düzen de laik bir düzen. Yani bugünkü sistem de bir laik bir sistem. Yani tağuti bir sistemin içerisinde. E bu sistem için askerlik yapan veyahut bu sistemin ordusuna katılan insanlar da aynı hükmü almaz mı diye soru soruyor. Tabii bu konuda o kadar açık, o kadar seçik bir şekilde cevap vermeyebilir. Yani anlıyoruz. Yani meseleleri az çok anlıyoruz. Yani kişilerin durumunu, konumunu anlıyoruz. Yani bazı meselelerde gerçek manada iyi bir şekilde açıklama yaptı. Keşke bu meselede de açık bir şekilde hatta vicdanlı redden bahsediyor mesela. Yani vicdanlı red bir insan, arkadaşım ben bu ordunun inanç sistemini kabul etmiyorum. Benim Rabbimi kabul etmeyeni ben kabul etmem. Benim Rabbimi kabul etmeyen bir ordunun içerisinde de bulunmaktan Rabbime sığınırım. Bu nedenden dolayı ben vicdani red dediğimiz, ben böyle bir ordunun içerisinde bulunmak istemem. Ayrıca ben bir muvahhidim, ben bir Müslümanım. Bak benim Allah'ım, benim Rabbim kitabımda ancak benim İslam ordusunda bulunabileceğim, İslam'ı, Allah'ı yüceltebilecek bir orduda bulunabileceğimi Nisa 76. ayette belirtmiş. Kafirlerin özelliğidir tağutun yolunda savaşmak diye de belirtmiş. E ben nasıl böyle bir askerlik yapabilirim diye bir vicdani red hakkı verilmesi gerekli olduğunu söylüyor. Tabii bunu bugün özgürlük düşündüğünüz, özgür dediğiniz, demokrasi olduğunu söylediğiniz bugünkü sistem, bugünkü rejim yapısında göremiyoruz. Allah subhanahu ve teala Müslümanları da bu fitneden bir an önce kurtarsın. Çünkü gerçek manada bu konuyla alakalı bütün muvahhidler, bütün Müslümanlar bir mücadele içerisindeler. İstemiyorlar, kesinlikle katılmayı düşünmüyorlar. Böyle bir ordunun, böyle bir inanca sahip olan bir mekanizmanın içerisinde kesinlikle yer almak istemiyorlar. Sistem de gerçekten laik ise, gerçekten demokrat ise bu talebe karşılık verecektir, vermesi gereklidir. O insanların herhangi bir şekilde cezai yaptırımlar veyahut baskılar domine etmemesi gereklidir. Şimdi bazı aklını yemiş insanlar var. Konuşurken ne konuştuğunu da bilmiyorlar. Yani diyorlar ki ya arkadaşım o zaman memleket mi elden gitsin, devlet mi elden gitsin? Ulan devlet elden gitmesin, sistem gitsin. Sistemin yerine Allah sonradan razı olduğu sistem gelsin. Yani senin düşük aklınla, ahmaklığınla uğraşacak insanlar değiliz ama Allah sonradan bizlere emri bil marufu, nehyanil münkeri Allah sonradan bizlere vacip olarak Allah subhanahu teala bize bir emir olarak indirmiş. Biz de bunları size anlatmakla mükellefiz. Ama bazıları bilinçli bir şekilde bunu soruyorlar. Zannediyorlar ki bizler bugünkü memleketin, bugünkü toplumun düşmanıyız. Biz bugünkü toplumun düşmanı değiliz. Sizler bugünkü toplumun düşmanısınız. Sistem gitsin, onun yerine Allah'ın razı olduğu sistem gelsin. Bizler kanımızla, canımızla, malımızla, eşimizle, çocuğumuzla, etimizle, tırnağımızla bugünkü memleketin savunucusu oluruz. Allah'ın razı olduğunu düşünerek de bir ibadet olarak yaparız. Ve Allah subhanahu teala'dan da ecrimizi bekleriz. Yani nöbetin, Allah yolunda savaşmanın, ribatın ne kadar büyük bir ecir olduğunu bizim dinimiz zaten bildirmiş. Allah subhanahu ve teala'nın Resulü bizlere öğretmiş. Biz bundan zaten kaçınacak değiliz. Ama bazı kaypak, bazı böyle aklı farklı şekilde çalışan, aklını demiş, o midesi ondan dolayı bulanıp da ağzından ne çıktığını bilmeyen zavallıların maalesef bu konu hakkındaki söylentilerine verecek cevabımız elbette var ama bu tip adamlara verilecek cevap yoktur. Bu seviyedeki insanlara verilecek cevabımız kalmadı. Allah subhanahu ve teala onlara hidayet etsin. O bulundukları, o düştükleri bataklıktan Allah subhanahu ve teala onları bir an önce kurtarsın. Video bayağı bir uzun. Videoyu gerçek manada bütünüyle dinlemek, izlemek isteyenler Akit TV moderatör Muharrem Coşkun isimli moderatörün ismini de yazabilir. O şekilde de ulaşabilir. Ya da Ali Rıza Demircan ismini de yazıp ulaşabilir. Gerçekten bugün saçma sapan yani toplumu içerisini çürüten, kalbini resmen yiyip bitirdiği programları izlemektense böyle bir programın ya böyle programların artması toplum nazarında gerçek manada değerli olması gerekli. Benim nazarımda değerli zaten. Gerçekten bugünkü toplumun ihtiyacı olan böyle programlar. İnsanların içini boşalttığınız, bu sistemin de maalesef önünü açtığı o programlar değil. Bu toplumun maalesef rezil bir hali
hale getirdiniz. Salak bir hale getirdiniz. Aptal bir hale getirdiniz. İnsanlar ne yaptığını bilmez bir hale, para için her şeyi yapan, her aşağılık kılıfa giren, her aşağılık hale giren insanlar haline getirdiniz. Allah subhanahu ve teala bu toplumu bu bataklıktan öncelikle bu sistemden kurtarsın. Vallahi bu sistemden eğer bu toplum kurtulursa Allah subhanahu ve teala'nın izniyle toplum ancak o zaman ıslah olabilir. Aksi halde hiç kimse topluma suç bulup da toplum bunu yapmak istemediği zaman yapmaz demesin. Toplumun önüne ne koyarsanız onu yemeye başlar. Toplumun önüne ne koyar iseniz onu koklamaya başlar. Onunla ilgilenmeye başlar. Ona bakmaya başlar. Siz toplumu sistem olarak korumakla mükellefsiniz. İslam düzeni zaten bunu vaat ediyor. İslam düzeni malı, canı muhafaza edeceğini söylerken aileyi de muhafaza edeceğini belirtiyor. Allah subhanahu ve teala öyle bir düzen önümüze koyuyor ki toplumsal olarak, insansı olarak, insanlığımıza göre bir düzen koyuyor. Allah subhanahu ve teala öyle bir düzen koyuyor ki insanın zafiyetlerini bildiğinden, zayıflığını bildiğinden, acizliğini bildiğinden dolayı ona göre kanunlar, güçlülüğünü, kuvvetli olduğu yönleri bildiğinden dolayı ona göre kanunlar koymuş. Ama bugünkü sistem bizi bilmez, bizi tanımaz ki bugünkü sistem zaten bu topluma hakaret niteliğinde bir sistem. Yasalara hakaret niteliğinde bir yasa. Batının kanunlarıyla bize hükmetmek demek resmen düşmanımız olan insanların sözleriyle bize konuşmak gibi bir şey. Yani sizin düşmanınız olan bir kişinin sözlerini bir başkası size gelip konuşsa, size söylese, onunla ıslah etmeye çalışsa, siz sırf o düşmanınızın söylediği sözleri, onun söylediği sözleri bir başkası söylüyor diye onu dinlemezsiniz. Ya ben bu kadar aşağılık bir insan mıyım? Ben bu kadar aptal bir insan mıyım? Ben bu kadar ucube bir insan mıyım ki benim savaştığım, benim mücadele ettiğim atalarımızın, onların kanını döktüğü, onların bizim memleketimize girip namusumuza göz diktiği insanların kanunu alıp geldiniz bugünkü memlekete kanun yaptınız. Biz bu kadar mı aşağılık insanlardık? Biz bu kadar mı affedersin ucube, adi insanlardık ki onların kanlarını bize reva gördünüz dememiz gerekli bir Müslüman olarak ya da bir karakterli, şahsiyetli bir insan isek. Allah subhanahu ve teala en doğrusunu bilendir. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. والضماير في وني خايف من البعد ياخذ